Ahmet Hakan Rahmi Bey'in yazdığı iddia edilen o mektup Bir iddia dolaşıyor ya da dolaştırılıyor internet medyasında Doğru mu değil mi bilemiyorum Ama iddia o kadar çok yazılıp çizildi ki Kayıtsız kalmak mümkün değil İddia şu Rahmi Koç Ekrem İmamoğlu'na bir mektup yazmış Mektubunda şöyle demiş Aylin Kotil'i Şişli'den alay gösteriniz Ben bir Şişli sakiniyim Bir süredir ilçe sokaklarında dolaşırken Kafamı nereye çevirsem Aylin Kotil pankartlarıyla karşılaşıyorum İyi tasarlanmış pankartlar bunlar. Kotil sıkı bir kampanya yürütüyor ilçede. Rahmi Koç maddi destek mi sağlıyor acaba bilemiyorum. Şişli, CHP'nin kalesi. CHP burada herhangi bir ceketi aday gösterse kazanıyor. O derece yani. Böyle bir ilçenin belediye başkan adayı için Rahmi Bey'in ricacı olması hayli cüretkar bir tutum gibi geldi bana. Belki de Aylin Hanım'ı kıramamış, çok da ciddiye almadan öylesine bir mektup yazmıştır. Bilemiyorum. Mektubun kime yazıldığı da pek maddeler geldi bana. Özgür Özel'e yazmamış mektubu Rahmi Bey, Ekrem İmamoğlu'na yazmış. Böyle yapmasının iki nedeni olabilir. Ya partide asıl güç İmamoğlu'dur mesajı vermek istemiş olabilir ya da gücün İmamoğlu'nun olduğu kanısına kapılmış olabilir. Hangi şık doğru acaba? Bunu da bilemiyorum. Ne kadar çok bilemiyorum dedim yazı boyunca. Madem öyle net biliyorum dediğim bir şeyle yazayım. Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak Rahmi Bey'in böyle bir mektubu sadece bir partiye yazma ihtimali ne kadar düşükse... CHP gibi sol olmak iddiasındaki bir partiye yazma ihtimali o kadar yüksek. CHP'nin kaderi bu galiba. Bir türlü sol olamıyor. Kaymakam ve iman vakası rocunu. İlle de bir tarafa %100 haklı ya da %100 haksız demek zorunda değiliz. Olaydaki doğruları ve yanlışları görüp hakkaniyetli bir tutum alabiliriz. Bunun için vakayı şöyle anlayıp yorumlamamız şart. Hutbede şehitlere yönelik ifadeler var ve iman bunu okumuyor. Bunu asla göz yumulamaz. Şehitleri anmaktan kaçınan kişiden imam olmaz. Kaymakam, imamın hutbedeki şehitler bölümünün es geçildiğini fark ediyor. Bu duruma itiraz ediyor. Kaymakamın bu itirazı haklıdır. İddiaya göre kaymakam imamı darp etmiş. Bu iddia doğru mu değil mi? Bunu anlamak için soruşturmanın sonucunu beklemeliyiz. İddia doğruysa kaymakamın bu yaptığını kabul edilemez olduğunu haykırmak boynumuzun borcu olmalıdır. Bu olayın kaymakamlarla imamlar arasında sosyal medya savaşı çıkarması ise devletin ciddiyeti ve ağırlığıyla yakışmaz. Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'da demden belediye başkan adayı olması Ekrem İmamoğlu'na kaybettirir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde şöyle şeyler olabilir. CHP demle çok daha sıkı bir görüşme trafiğine girer. Daha ödün verici bir pazarlık başlar. Ve bu pazarlıkta da CHP ne vereyim abime pozisyonda olur. Seçim kampanyalarında yapılan yeni bir çakallık. Şöyle bir çakallık. Aday halkın arasında sevgi gülücükleriyle dolaşmaktadır. Aniden rakip partinin bir çakalı vatandaş edasıyla adayın karşısına çıkar. Adayın sinirlerini hoplatacak türde şeyler konuşmaya başlar, konuşur, sorar, ısrarla, vinatla. Aday da insan, bir süre sonra artık dayanamaz ve kafası bozulur, kaşları çatılır ve olumsuz davranışlar içine girer. Olup bitenleri telefonla kaydaldıran rakip partinin çakalı, son bölümdeki görüntüyü görün bakayım, vatandaşa nasıl da kötü davrandı. Vatandaşı nasıl da itip kakıyor falan diye servis eder. Bu çakallıklara aman dikkat sevgili adaylarımız. Hangi partiden olursanız olun mutlaka başınıza gelecektir. Çok kötü bir fikir. Gökyüzüne bir sürü onunla bozuk belediye otobüsü şekli çizmişler. Seçim propagandası yapmak amacıyla. İstanbul'da belediye otobüsleri bozuk. Biz gelirsek düzelecek demeye getiriyorlar. Bozuk belediye otobüsü konusunu bu şekilde işlemek kime fikridir acaba? Murat Kurum'un ekibin işi midir? Yoksa bazı işgüzarlar mı bu işe el attılar? Parti var mı bu işin içinde? Bu kötü mü kötü fikri kim ortaya atıp uygulamaya soktuysa onu seçim kampanyasından binlerce kilometre ötede tutmak şart oldu şarttır. Nedenini yazmak bile gereksiz. Çünkü bunun neden kötü bir fikir olduğunu idrak edemeyen birine hiçbir söz fayda etmez.